Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim fırında kaşarlı karnabahar yapacağız. Kesinlikle çocuklar yerken karnabahar olduğunu bile anlamıyor. O kadar güzel oluyor. Ben bunu tek olarak yaptım ama isterseniz böyle 5 çaylarında bile yapabilirsiniz. Böyle börek gibi bir lezzeti var. Orta boydan biraz daha küçük karnabaharı temizledim. Saplarını kopardım. Şöyle küçük küçük koparacağım. Şu saplarını gene alacağım. Şimdi birkaç sudan geçirip yıkayacağım. Üzerine geçene kadar da su koyup ocağa götürüp pişireceğim. Karnabaharı birkaç suda geçirip yıkadım. Üzerine geçene kadar da su koydum. Şimdi ocağın altını yakıyorum. Karnabaharlar böyle iyice pişene kadar, çok aşırı derecede de dağıtmayın. Pişene kadar pişireceğim. Bir 15-20 dakikada pişecektir kaynadıktan sonra. ...15-20 dakikadır kaynıyordu artık. Pişmiş, yeterli. Şimdi ocaktan alacağım. Süzeceğim. Birkaç suda üzerinden geçireceğim. Karnabaharları süzdüm. Birazcık soğusun orada. Birkaç kere sudan geçirin. Sosunu hazırlayacağım. Bir adet yumurta. Karnabaharın büyüklüğüne göre sosunuzu çoğaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Bir su bardağı süt. Bir taraftan da çırpayım. Bir taraftan da ekleyeyim. Bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu. Yarım paket kabartma tozum vardı. Onu da ilave edeceğim. Bir miktar karabiber, pul biber ve tuz. Hemen hemen bir çay kaşığı kadar. 2 yemek kaşığı un. Çok aşırı doldurmadan. Bir tutam şöyle kaşar ilave ediyorum. Gerisini de üzerine ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Karnabaharları içerisine ilave ediyorum. Çok sıcakken ilave etmeyin. Bu sefer içerisinde süt yumurta olduğu için kesilebilir. Şöyle karıştırıyorum. Kare borcam kullanacağım ben. İçerisine döküyorum. Derecelik fırında 15 dakika bu şekilde pişireceğim. 15 dakika sonunda fırından çıkaracağım. Kaşarı da dökeceğim üzerine. Fırına götürüp pişiriyorum. Kaşarı dökeceğim. Sadece üzeri kızarana kadar fırında tutup alacağım. Eğer ilk önce kaşarı döküp fırına atarsanız bu sefer direkt kaşarlar kızaracağı için içerisindeki sos birazcık çiğimsi kalıyor. Tekrar fırına götürüp üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkardım. Şimdi dilimleyip servis tabağına alacağım. Arzu ettiğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Böyle tam bir börek gibi diyebilirim. Çok güzel oluyor. Çocuklar bile börek sanıp yiyorlar. Umarım bu güzel lezzeti sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.